Sait Ali Hocam, siz 3. edisyonda da, yani 2019'dan beri, Games'in ilk edisyonundan beri moderatörlük yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada hem Games'in gelişimini görüyorsunuz, hem başvurulardaki belki değişimleri, hem de yaklaşımlardaki dönüşümü de görüyorsunuz. Öncelikle bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi Games genç pratikleri, genç mimarlık pratiklerini yakalamaya, onları görünür kılmayı hedefliyor. Ve bunu hani olabildiğince bütün ülkeye yayılmış vaziyette yapmaya çalışıyor. Ve bu mesleğin her türlü farklı şekilde yapılış tarzlarına da uzanmaya çalışıyor. Yani evet, hani serbest mimar olarak çalışan ve imza atan mimarlar var ama çalışan mimarlar da var diyerek ilk edisyonda ona çok odaklanmıştık. Onları kapsayan ve çok ilginç şeylere sebep olduğunu düşünüyorum. Çalışan mimarlar başvurmak için işte çalıştıkları yerle görüşmeye girip hani ben bu tasarımın içinde sorumluluk aldım diye bir onay belgesi almaları gerekiyor ki sonradan Games bu telif problemlerine ortak olmak istemiyor. Böylelikle bir tür farkındalık yani çalışan mimarların yaptıkları katkıda bulundukları projeler üzerindeki telifsel ya da işte hak olarak ne kadarına sahipler değiller diye bir sohbete vesile olmuş oldu. Yani sohbet diyeyim kibarca tartışmalara vesile olmuş oldu ilk edisyonuyla. Sorunlara da vesile olmuştu. Yani sorunlar derken yani ben böyle bir kağıdı patrondan istemem şeklinde diyenler de olmuştu gayet makul şekilde. İkincisinde bu ilkinde yaşadığımız şey de ortak yani birlikte çalışan kendini bir ortaklık olarak kurumsallaştırmış gruplar dışlanmış oldu. Çünkü bireysel başvuru deniyor. Bireysel üç, mesela üç ortaklı, iki ortaklı artık yani isim isim bilmediğimiz kurum ismiyle tanıdığımız hani mimarlık pratikleri biz ortak portfolyo vermeliyiz ya da ayrı ayrı mı vereceğiz? Bu çok saçma değil mi? Niçin biz kurum olarak başvuramıyoruz diye şikayetler aldık. Haklı şikayetler aldık ve ikinci edisyonda oraya doğru genişledi. İkinci edisyonun bir farklı yani diğer birincisinden yani avantajı birinciden gelen feedbacklerle genişleme hattının hani stratejilerini belirlemek. Eleştirmen olarak çalışan mimarlar, akademisyen olarak çalışan mimarlar, araştırmacı olarak çalışanlar yani editör olarak çalışan, küratör olarak çalışan hani mimarlık kültürüne, Türkiye'deki mimarlık kültürüne hizmet eden herhangi bir pratiği, genç pratiği kapsayacak şekilde başvurumuzu genişlettik. Yani bu o kadar genişledi ki yani bir tek şeyimiz ön koşulumuz bunu yani yaptıkları işi kurumsal olduklarını hani ispat edecek şekilde yayınlamış olmaları yani paylaşmış olmaları. Ben evde oturuyorum ve bunu düşünüyorum. Çok güzel şeyler düşünüyorum. Bir pratik yani mimarlık kültürünü etkileyen bir pratik değil henüz. Yani olabilir ileride paylaşması gerekiyor. Bu paylaşımı da çok böyle hani şartlı şurtlu tutmuyoruz. Yayınlanmış olmalı. İşte şu kurumlar tarafından onaylanmış mecralarda yayınlanmış olmalı değil. Yani yayınlanmış olmalı. Birilerine erişmiş olması yeterli. Yani herhangi bir şekilde yayınlanmış olması yeterli. Dolayısıyla bu genişlemeden kaynaklı şimdi 3. edisyonla önümüzde gelen sorularla da bakacak olursak öyle bir genişlemiş durumda ki şu da olur mu, bu da olur mu gibi çok böyle detay şeyler sorular gelmeye başladı. Ama aslında yanlış anlaşacak bir şey yok. Mimarlık kültürüne katkı sağlayan genç tasarımcı pratikler bu kadar. Bunları aramaya çalışıyoruz, görünür kılmaya çalışıyoruz ki hani yani şunu demek istiyoruz sonunda da. Bak nerelere geldiler. Biz bunu tahmin etmiştik. Demek istiyoruz. Amaç bu. Bu süreçte de hani bir katkı sağlamak, hani bir tuğla koymak onların o kariyerlerindeki gelişimlerine. Özellikle gerçekten çok kafa karıştırıcı sorular da gelebiliyor ve biz bile diyoruz yani hani bu kadar detay nasıl çıkabilir? Hani bu kadar çok ince bir şey belki. Bu yine haklarla ilgili olabiliyor. Genellikle grup başvurularında zaten bu tarz sorular çıkıyor. Hani şuna odaklanmaları için yönlendirmeye çalışıyoruz biz de işte pratiğin seçiliyor olması aslında burada mesele. Yani bir Evet. pratik seçiliyor. Dolayısıyla şöyle açıklamaya çalışıyoruz. İşte mimarlığı icra etme biçiminiz seçiliyor aslında. Bunu grup olarak ya da birey olarak. Bir de şey evet mesela grup başvurularında grubun birlikte portfolyo hazırlaması bekleniyor gibi bir şey var. Özellikle tabii haklı olarak şaşırıyor da olabilirler belki soruyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani şunun için Şimdi soruyorum. gruplar farklı farklı. Yani şimdi pratik bütün pratiklere erişmek demek hani hakkını verecek olursak atıyorum 1500 tane pratik varsa 1500 farklı pratik var. Realite bu. Yani güzelliği de bu. Evet. Şimdi 1500 farklı pratiğin ortak bir standartla böyle bir hani herkesin anlayacağı bir başvuru standartına indirgemek tabii ki sıkıntılar oluşturuyor. Şimdi gruptan gruba farklılıklar var. Gerçekten hani böyle etle kemik bir araya gelmiş ortaklıklar var. Başka bir isim altında.
İşte PTS mimarlık diye, ama onların P'sini, T'sini, S'sini bilmiyoruz. Yani artık onlar PTS olarak biliniyor. O zaman o grupların ortak portfolyo hazırlamakla ilgili bir sıkıntıları yok. Zaten öyle. Web siteleri de öyle. Portfolyoları da ortak. Ama daha yeni bir araya gelmiş, zaten T olarak çalışmış ve T olarak çalışmış birisi, P ve T olarak hani bir grup kurmuşsa, matematik formülü gibi anlatıyorum. Onların belki de ilk ortak portfolyosu olacak böyle bir başvuru. O zaman hani soruları oluşturuyor kafalarını. Yani, ama şu yani GEMS'de şunlar da oldu. Hani birlikte başvurup, yani PTS olarak başvurup, başvuru sürecinden seçildikten sonra P ve TS olarak ayrılanlar da oldu. Evet, Yani, öyle bir çünkü durum da var. hayatın akışı öyle ve biz sergide onları PTS olarak değil, P ve TS olarak sergilemek zorunda kaldık. Çok kafa karışık, bizim de kafamız. Yani seçildikleri haliyle sergileyemedik. O yani doğru olmadı onların pratikleri açısından. Yani boşanmış bir çifte boşanmamışsınız gibi hani davranın diyemezdik. Tabii hoş, bu pratiklerin ayrılması, ben boşanmak dedim ama düzeltmeliyim. Çoğalma olarak görüyorum. Yani yapış tarzlarının çoğalması olarak bakmak lazım. Gayet doğal. Creative differences diyor İngilizce'de Amerikalılar buna. Çok yani o yüzden ayrışıp çoğalarak, yani alternatifleri arttırarak ilerlemek mimar kültürümüzün pratiği için çok iyi. Mitoz bölünme gibi. Ya yani evet, daha çok yani iyiye doğru, yani çoğalmak. Çok örnek var. İyi bir grup 3'e bölündükten sonra 3 tane iyi gruba dönüşmüş mesela, bir hikaye biliyoruz. Evet. Çok bu gruplarla ilgili bu. Yani bir de şöyle bir şey var. Hani rock grubu gibi bir şey arıyoruz diyelim. Caz grubu gibi bir şey aramıyoruz. Ne demek istiyorum? Rock grubu hani gerçekten hani o böyle şey, aile gibi olmuş grup. Yani arıyoruz değil, yani öyleleri için başvurmak daha kolay. Öyle diyeyim. Yani arıyoruz yanlış kelime. Caz grubu gibi işte, biz şimdi Ahmet Mehmet'iz, işte Banu ve Hilal'le bir araya gelmek istiyoruz. Banu ve Hilal ayrı bir pratik, Ahmet Mehmet ayrı bir pratik. O 2-3 proje bir süredir, 1,5-2 yıldır birlikte proje üretiyorlar. Ve bir başka bir kurum kimliği henüz üretmemişler. Başka bir markaları yok. Bu gruplar için, pratikler için kendilerini tarif etmek daha zor. Çünkü zaten durumları da tarif edilmek açısından zor. Yani kategorize etmek. Bir geçiş şey, caz grubuna benzetiyorum o yüzden. Çünkü hani Miles Davis Tribute Band diye bir araya geliyor 3 tane çok önemli sanatçı. Sonra aynı 3 tane çok önemli sanatçı başka kompozisyonlarla başka 2 sanatçıyla birleşerek başka bir projekte dönüştürüyorlar kendilerini. Yani o sanatçıyı tekil olarak takip edersen bir sürü proje içerisinde yer aldığını görüyorsun. Ama rock grupları öyle değil. O kişi, o işte bilmem nenin basçısı ayrıldı, öbür grubun basçısı oldu denince artık onu o ismine değil, o grubun adıyla anmaya başlıyoruz. Yani grup içinde eriyor sanatçılar rock gruplarında, ama caz gruplarında isimler gruptan önde duruyor. Bunları da görünür kılmak, bu halleri, bu geçişleri de görünür kılmak, bunların öykülerini yazmak açısından da, arşivlemek açısından da GEMS bence iyi bir platform. Dolayısıyla başvuranlar hani her neylerse o olarak kendilerini en iyi ifade şey edecek şekilde, nasıl bir kurumsallık içindelerse o an, pratikleri nasıl bir pratikse onu iyi betimleyecek ve onu en iyi ifade ettiklerini düşündükleri hani bir projeyi böyle seçici kurum işini kolaylaştırmak için hani böyle bir thumbnail, yani bir hatırlatıcı bir görsel proje de istiyoruz. Ama esasen portfolyolar üzerinden değerlendiriyor. Portfolyolara bakılıyor derinlikli. Ama konuşurken hani işte şu projesi olan derken kolaylık oluyor bir seçici kurulu iç konuşmaları sırasında. O yüzden hani yani yayınlanmış bir şart, hani yeter şart bir proje isteniyor. O var, o olsun, ama hani belki başka bir proje, yayınlanmamış bir proje o kurumu daha iyi temsil ediyorsa hani pratiğini, onu o formata getirip onu da hani kolay bir şekilde seçici kurulunun inceleyeceği şekilde getirip portfolyosuyla birlikte verdiği zaman bu tamam. Şöyle bir kafa karışıklığı oluyor normal. Demek ki bir şart var, ben onu öne çıkartmam lazım. Hayır, seni en iyi ifade eden, belki de hani en anlaşılmamış olan projenle hani görselleştirerek, hani onu öne çıkararak başvurmak belki daha doğru olur pratiği, çünkü gitmek istediği yer o projenin içinde daha saklıdır. Evet, çok pratik var ve çok farklılar. Devamlı koyduğumuz kurallara uymayan durumlar oluşuyor. Kural da Evet. değil işte. Hani bir şey, iletişim, bunları sağlıyorsunuz. Kendinize bir bakın. Burada görüyorsanız kendinizi, lütfen başvurun, görünür olmanıza daha bir katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız diyoruz. Bu yani amacımız Evet. bu. Yani şey de değil yani, bu da yanlış anlaşılıyor. Şey değil bu, yarışma kazanma değil bu. Yarışma değil. Zaten bir şeyler yapmış, ödüller almış, ne bileyim arkivden almış, başka bir tane ulusal mimar projesinden ödül almış. Onları hani bir kere daha
onurlandırmış oluyor yani. Sıfırda olan, henüz başka yerlerden bir takdir görmemiş bir grubun, seçici kurulun gözüne girmesi kolay, yani kolay değil derken, niye seçici kurul ilgi göstersin öyle bir durum? Evet, yani yarışmadan farkı bu konuda, bu Evet, noktada önemli. yani GEMS bir ikinci aşama gibi. Yani ilk aşama değil. Bu GEMS'e ben başlayacağım, bu görünür olma diye derse hani bir pratik, bence şey, stratejik bir hata yapıyor. Yani doğru olmaz. Biraz böyle ortalıklarda olmaları, ses getirmiş bir şeyler yapmış olmaları. Yani seçici kurul şunu seçiyor. Ya şu çok iyiydi geçtiğimiz 2 yıl, 5 yıl. İşte şu çok iyiydi, bak şu grup bunu yaptı, hatırlıyor musunuz? Aa bak şu grup da başmış, yaşasın, bak onun yaptığı şöyleydi. Yani zaten yapılan şeyler arasında böyle hafif ses getirmiş şeyler arasında bir, şunu mu seçsek, bunu mu seçsek diye bir grup oluşuyor en sonunda. Şu da var, başvuranlar kızabilir, eleştirebilir. Hani bu bir gençlik şeyiyle yapıldığı için tabii onun sınırını nerede koyacaksın? İşte bu genelde 40 yaş konduğu için dünyada hani 40 yaş diyoruz. Orada da çok acayip sorunlar çıkıyor. İşte bir grubun bir kişi, yarısı 20 yaşında, diğer yarısı 50 yaşında. O zaman bizim grup yaş ortalaması dedik. Ama işte birisi ayrılmış şimdi, ama şu an grup yaş ortalaması yükseldi. Acayip şeyler oluyor. Ben başvuranları takdirine bırakıyorum. Yani genç mimarlar diyoruz. Evet, asıl gençlik zihinde ve ben, yani aklımızda tabii ki, hani ne denir, nüfus kafa kağıdımızda yazan şeyle genç olmuyor. Çok yeni doğmuş ve çok kara kafalı, yaşlanmış, çoktan yaşlanmış insanlar da var aramızda. Bundan farklı olarak yani pratik mimarlık kültürünün içindeki pratikler böyle yavaş yavaş, böyle hani hareket etmeye başlamış, bir şeyleri dönüştürme fırsatı edinmiş grupları öne çıkarmak amacı. O yüzden bu yaş meselesinden ötürü de şöyle oluyor. Yani daha çok seçilenler 40 yaşa daha yakın kişi, gruplar oluyor. Neden? Çünkü daha fazla yani yıl boyunca piyasanın içerisinde denemiş, oraya gitmiş, buradan gelmiş, ödül almış, şöyle yapmış, böyle yapmış oluyor. Yani 25 yaşındaki biri, evet, 35 yaşındaki bir başvurana göre daha dezavantajlı başlıyor. Ama o 25 yaşındaki başvuranın o yaptığı şey öne çıkıyorsa, evet. Şu da olacaktır, oldu. Önümüzdeki edisyonlarda olursa daha çok yaşanır. Bu sefer vermeyelim, daha çok genç. Yani daha bir şey daha yapsın yani gibi seçmeyelim. Ve hakikaten bir sonraki dönem başvurup biraz daha kesesini biriktirip, hani 2 senede bu çok büyümez. 2 senede bir yapılıyor ve bize yönlendirilen en büyük eleştiri, ya bu 2 senede o kadar farklı grup ortaya çıkar mı ki sorusu. Yani bu proje hani sürdürülebilirliğine eleştiriliyor. 2 senede bir yapılmaması, daha uzun süreli yapılması gerekmez mi diyor. Şu an henüz o doygunluğa ulaşmış gibi gözükmüyor. Bir de maalesef, bence maalesef, GEMS İstanbul'da hani konuşlanmış bir örgütlenme. Ankara'ya, İzmir'e eriştiğimiz zaman çok seviniyoruz. Bütün mevcut mimarlık medyalarını kullanarak yayılmaya, yani haberi iletmeye çalışıyoruz. Fakat Antep'e, efendim Adana'ya falan erişmekte zorlanıyoruz. Ama bu genel olarak sadece GEMS'in problemi değil. Türkiye mimarlık kültürünün problemi. Bütün ulusa yaygın bir hani iletişim ağı, gelenekselleşmiş öyle bir mecralar ağı yok. Yani tek mecra olması gerekmiyor. Bir mecralar arası olabilir. Yani şöyle bir durum oluyor. Mardin'deki bir grup haberdar olmuyor. Olursa da ben, benim orada yerim yok herhalde diye. Yani halbuki çok en istemediğimiz şey. Bakalım yani, belki de öyle çok kolay olabilecek bir şey değil bu. Ulus satına yayılmış, böyle herkesin böyle fırsat eşitliğinde olduğunu hissettiği bir hani durum. Ama hani bu yavaş yavaş oluşacaksa da bence GEMS'in de buna katkısı oluyor. Yani bu bir duvarsa, o duvarı böyle çay kaşığıyla aşındırmaya devam ettiğimizi düşünüyorum. Hocam, bu arada sizce, yani şimdi bireysel başvurular daha çok oluyor aslında. Ama mesela bazı bireyler de sonuçta bazı projelerini işte bir takım gruplara dahil olarak yaptıkları için soru işaretleri oluyor. Acaba grupla mı başvursam, yoksa bireysel başvurup o grubun onayını alıp, işte bunlar da destek oldu ama hani ben pratik ediyorum ve ben tek başvuruyorum. Burada böyle soru işaretleri de oluyor. Mesela sizce hangisi daha avantajlı sizin için? Yani bireysel başvurular mı, grup başvuruları mı? Da var mı böyle O, bir... yani bence o kişinin kendini hayal ettiği meşhur iş başvurularında sorulan 5 yıl sonra kendinizi nerede Evet. hayal ediyorsun sorusuna verdiği cevapla alakalı. Yani daha bireysel bir hani pratiğe doğru ilerlediğini düşünüyorsa, ya da bir birey olarak freelancer gibi adeta, değil mi? Hani farklı gruplara girip çıkarak projelerini kalkındıran bir ilginç bir figür olarak kendini hayal ediyorsa, bireysel başvurmalı.
Portfolyosuna da doğal olarak bir birey olarak portfolyo hazırlarken çalıştığın gruplardan hani onay almadan ben bunu yaptım diye ortalıkta dolaşamayacağın için o gereken onayı alıp kendi portfolyosuna koyup o işi. O ortaklığın işte mahiyetini tarif ederek ben bu kısmında çalıştım, diğerleri şunu yaptı falan gibi. Portfolyosuna koyup bireysel başvurabilir. Ama daha çok hani o grubun, o gruptaki birlikteliğinin daha da ciddiye dönüşeceğini, bir hani evliliğe doğru gideceğini atıyorum yani bilemeyiz ama hani ama en azından önümüzdeki 5 yıl için öyle olacağını öngörüyorsa o zaman kurumsallaşıyoruz biz yavaştan. Bu da bir vesile olsun. YEMS'e başvurusu böyle başvuralım diyebilirler. Bu biraz birey çok kişisel bir şey. Birinci edisyonda bir grup hani biz asla bireysel başvurmayacağız deyip başvurmaktan çekildi. Üç kişiyiz, birlikteyiz. Olmaz. Kendini nasıl görüyorsun? Başkalarının sana nasıl davranmasını istiyorsun? Ona göre hani başvurmalarını. Bir sorum daha olacak. Şimdi mesela eğitim programı hazırlayıp onun üzerinden mimarlığını icra eden insanlar da var. Var. Ve bu kişilerin de şöyle soru işaretleri oluyor. Yani şimdi eğitim programı evet somut bir şey, yayınlanmış bir şey. Kullanılıyor da bir takım insanlar tarafından alınıyor da fayda da sağlıyor. Ama bunu ben nasıl paftalaştırabilirim gibi mesela bu tarz soru Ya işaretleri. eğitim programı derken bir üniversitedeki kurikulum ders programını tasarlamak mı bahsediyoruz yoksa bir software eğitim programından mı bahsediyoruz? Software eğitim programı diyebilirim ya da böyle online yayınlanan eğitim programları hani Udemy gibi işte ya da YouTube Ha, belki bir konuşuyoruz. YouTuber bile olabilir bu arada hani bunu da Evet, ekleyebilirim. bu da bak bu da çok ya işte bilim diyorum ya Evet. bin tane pratik kalsa bin pratik var. Evet bu çok şimdi şunu da takdir etmek lazım başvuranlar işte şimdi genç kuşakları öne çıkartan yaşlı kuşaklar tarafından hazır ben mi hazırlanıyorum? Hani Evet. çok kibar konuşmayacak olursa. Eskiler yenileri aralarına almaya, davet etmeye, yani davetkar davranmaya çalışıyor. Kimler varmış? Hadi size destek olalım biz de elimizden geldiğince. Oyuna yeni başlayan ve uzun süredir oynayanlar bir araya geldiği zaman bak beni bu uzun süredir şu oynayan kişi takdir etti, yanına aldı, hey diye sevinebiliyor. Öbür tarafta ben bu çok tatlı bir gençle tanıştım, onunla birlikte artık yani belki de bir iş yaparız belki. Kuşaklar arası bir kavuşma da diyebiliriz, kibarca. Ya bu böyleyken şöyle olacak değil mi? Hani bazı şeyleri yeni şeyleri eski oyuncular anlayamaz, kavrayamaz yani. O nasıl olur ki? O ne yani? YouTuber ne? Yani tamam bizim seçici grubumuz maşallah yani çok ufku açık insanlar ama biz öngöremiyoruz bunu. Dolayısıyla bu durumda ne olacak? Elimden geldiğince hani bu bahsettiğim ana kritere uyacak şekilde yani şu an mimarlık kültürüne hizmet eden pratikleri, genç pratikleri kurumsallaşma yolunda azıcık yol almış genç pratikleri görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu tarife uyduğunu düşünüyorsa başvuru koşullarını uygun bir hale getirerek bir pafta yapmak gerekiyor. Ben daha çok film üretiyorum. Benden iki boyutlu pafta istiyorlar. Film karelerinden bir pafta yapacaksın o zaman. Ya da filminin posterini koy. Bilmiyorum ki. Orada yaratıcılığını konuşturuyor. O şekilde başvuracak. Ondan sonra seçici kurulun kafası karışacak. O zaman bu şimdi evet bak aslında bu evet ne yapsak hay Allah falan gibi bir durum oluşacak. Ve hani belki bir sonraki edisyona 4 sene sonra ha YouTuber mı anlıyoruz biz onun ne olduğunu biliyoruz da dönüşecek. Yani yavaş yavaş hani şey konvansiyonelleşmiş olacak bu pratiklerde. Ama evet değil mi? Yani şeyler var. Oyun tasarımında çalışan tasarımcılar var. Evet. Yavaş yavaş artacak. Ne olacak? Metaverse gibi böyle hani gerçekten inşa edilmeyen, hani bilgisayarın içinden sadece deneyimlenebilen mekanlar tasarlayanlar olacak. Hı. Ve belki de bina tasarlayanlardan bazıları daha çok para kazanıyor olacak. Yani öyle Tamam. değil mi? Yani o zaman hani bu mimarlık kültürüne zenginlik katan, geliştirenler arasında önemli yerleri olacak o kişilerin. Evet tabii aslında bu şeyi de sağlıyor. Mimarlık pratiği ne demek tartışmasını ve tekrar tekrar. Evet, biz yani şu konuda oldukça iyi davrandığını düşünüyorum seçici kurulun şu ana kadar. Hani bir yargısı yok. Meslek pratiği böyle olmalı mı? Mimarlık böyle bir şey olmalı diye bakmıyor. Mimarlık ne olmaya doğru gidiyor? Neler oluyor şu sırada? Ha, bunlar oluyormuş demek ki. Ama bu olanlar arasından biz bunu takdire şayan gördük. Bu. Evet. Dolayısıyla hani GEMS üzerinden evet bir şey yapılabilir. Yargılanabilir GEMS. İşte şunları seçiyor. Bunlar halbuki dünya için çok zararlı pratikler. Niye seçiyorlar? GEMS'in amacı o değil. Hatta ön koşullarında sürdürülebilirliği çok önde de yani cesaretlendi. Ama eğer başvuranlar arasında hiç kimse sürdürülebilir çalışmıyorsa o zaman onu seçerdim. Eleştirilmesi gereken başvuruya sebep olan meslek ortamıdır. Bir tür ayna.
gibi. Gems'in mutfağında duranlar için hadi hani hiçbir eleştiriyi üstüne yapışmayan, bizim bir sorumluluğumuz yoktu, neyse onu yansıttık gibi böyle bir kaygan bir yer oluşturuyor. Aramızda işte sizlerle seçici kurulla işte bütün mutfaktaki herkes kaygılanıyoruz yani bununla ilgili ve biz bu duruma düşmemek, biz de hani bu dünyayı paylaşan, bu dünyada hayatta kalmaya çalışan bireylerden, insanlardan oluşuyoruz. Şöyle olsa daha iyi olur diye bizim de görüşlerimiz var ama ve onu da hani azıcık yani belirtiliyor, başvuruda yazıyor onlar. Cesaretlendiricilik şeyler olarak, hani kriterler olarak, ama onlar eğer öyle bir kritere uyan kişi başvurmazsa ne yapacaksınız? Evet. Güzel hocam, yani ağzınıza sağlık. Son olarak böyle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hani Games'le ilgili şunu da dile getirmek isterim ya da şu mesajı vermek isterim gibi son söz. Yani pek çok platform var gençleri öne çıkarmaya, yani genç pratikleri diyelim. Genç deyince yanlış anlaşılıyor ama genç pratik bence daha anlaşılır. Hani bu emergent practices diye geçiyor. Ama ben genç kelimesini hala çok seviyorum. Yani hakikaten zinde bir tazelik çağrıştırıyor. Yani yükselmekte, belirmekte olan yerine genç iyi bir şey söylüyor olmalı değil mi genç bir de? Hani böyle boş konuşmuyor. Yani böyle güzel bir eleştirisi oluyor. Genelde gençler hani böyle biraz kızgın oluyor falan. Yani o genç pratiği bir şeye kızgın çünkü ve ona alternatif sunuyor. Genç pratiklere bakıyor olan pek çok platformdan bir tanesi. O şimdilik Türkiye'deki mimarlık kültürüne hizmet eden genç pratikleri seçmeye devam edecek. Çünkü zaten hani başka coğrafyaların kendi coğrafyalarından çıkan grupları öne çıkardıkları pek çok yapı var. Hala Türkiye'deki mimar kültürünün network, yani uluslararası global networklere bağlantılılığı açısından biraz dezavantajlı olduğunu düşünüyoruz ve hani bir tür pozitif diskriminasyon gibi Türkiye'deki mimarlık kültürüne hizmet edenler olarak sınırlandırılmış olarak devam edecek. Bu şu anlama gelmiyor. Yani bir uluslararası, yani bir İtalyan'ın, bir Japon'un başvuramayacağı anlamına gelmiyor. Ama Türkiye'deki mimar kültürüne hizmet ettiğini bir şekilde ikna edecek bir hani ilişki ağı içerisinde olduğunu belirtsiniz. Bu hala önemli. Bu havuza uluslararası başvuru açtığımız zaman Türkiye'nin zorlu meslek pratiği koşullarında hani hayatta kalmaya ve kendilerine ilginç yollar açmaya çalışan pratiklerin çok büyük dezavantajlı konuma düşeceğini düşünüyorum. Bu da bence önemli bir açıklama oldu. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim.